bulunduğumuz yer başkent Encemena'nın hayvan pazarı. 2002 yılında bu ülkeye geldiğimizde şişelerde benzinler satılıyordu. Şu anda bulunduğumuz tarihte de hala şişede benzinler satılmaya devam ediyor. Yol kenarında iş bekleyen çok sayıda Afrikalı görüyoruz değerli seyirciler. Vasıfsız işçiler de günlüğü 2000 frank sefaya çalışıyorlar. 2000 frank sefa ne demek? 4 dolar civarı demek. Suyun olmadığı ev ve iş yerlerine işte bu su bidonları servis ediliyor. Dikel pazarı da şehrin büyük pazarlarından. Başkent Encemena'nın en kalabalık mekanlarından bir tanesi. Pazarda gün boyu kalabalık hiç eksik olmuyor. Bu durumdan hem esnaf hem de pazarcılar oldukça memnun. Müşteri bekleyen motor taksiler pazarda yerlerini çoktan almışlar. İnsanları arzu ettikleri yerlere ücret karşılığı götürüyorlar. Çatlılar pazarlık yaparak bu motor taksileri kullanıyorlar. Çaycı ise pazarı sokak sokak dolaşıyor ve çat çayını satıyor. İşler iyi olmalı ki çaycı oldukça keyifli. Kendi çayını övmekte de oldukça mahir. Ülkede belediye temizlik işçileri genelde kadınlardan oluşuyor. Yolları süpürüyor, küreklerle kumları toparlıyorlar. Afrika'da çat sıcağında çalışmak hiç de kolay değil doğrusu. Başkentte şehir şebeke suyunun olmadığı yerlerde su satıcıları iyi iş yapıyor değerli seyirciler. İşte su satıcıları buraya getirmişler, bidonlarını dolduruyorlar. Sırada başka bir su satıcısı var. Bu bidonları ev ve iş yerlerine servis yapıyorlar değerli seyirciler. Suyun olmadığı ev ve iş yerlerine işte bu su bidonları servis ediliyor. Ve insanlar suyu elde etmiş oluyorlar. Gördüğünüz gibi hakikaten ne büyük nimetler içerisindeyiz. Biz musluğu açıyoruz hemen suyumuz geliyor ama burada suyu olmayan ev ve iş yerleri işte suyu bu şekilde elde etmiş oluyorlar. Su satıcıları geliyor,
Burada bidonlarını dolduruyorlar ve buradan da servis yapılıyor. Bir bidon dolmak üzere gördüğünüz gibi. Bidonu 50 frank sefaymış. Su sıkıntısının ciddi olarak yaşandığı dönemlerde ise fiyat daha da artıyor. 100 sefaya çıkıyor değerli seyirciler. Yani su bir nevi kara borsaya çıkmış oluyor. Evet, gördüğünüz gibi bidonların hepsini doldurdu su satıcısı ve şu anda servise çıkıyor. Evet, sıradaki başka bir su satıcısı arabasını yanaştırdı ve suları doldurmaya başladı değerli seyirciler. Evet, iki tekerlekli bir araba bu. Gördüğünüz gibi. Ve bununla işte mahallelere gidiyor. Ev ve iş yerlerine su servisi yapıyor. Gün boyu bu su satışlarını devam ettiriyor su satıcıları. Sıcağın bağrında çalışmak da hiç de kolay değil doğrusu. İş bekleyen çok sayıda Afrikalı görüyoruz değerli seyirciler. Selamun aleyküm. Keyfe hal? Bir hayır inşallah. Evet, kürekle iş yapılması gerekiyorsa biz hazırız diyorlar. Hemen bir araba yol kenarında durduğunda küreklik bir işiniz varsa ben hazırım, yapmaya hazırım diyor, hemen koşturuyorlar değerli seyirciler. Aralarında sıvacısı var, boyacısı var, marangozu var, elektrikçisi var değerli seyirciler. Hemen her iş dalından insan görebiliyoruz. Bakın, testereyi buraya koymuş, ben marangozluk işlerinden iyi anlarım, elimden gelir diyor ve araba durduğunda da hemen koşturuyorlar. Evet, burada boyacıyı görüyoruz. Yine sıva da yapıyorum diyor, sıva mala da orada var. Bu işlerden anlarım diyor beyefendi, Afrikalı. Elektrikçi buraya floresan lambayı koymuş. Bir de her işten anlarım diyenler var değerli seyirciler. Yani bir araba buraya yaklaştığında ne iş yaptırmak istiyorsun diye hemen soruyor. Ben o işi yaparım diyor. Bazen anlasa da anlamasa da atlıyor o işe. Çünkü para kazanmak istiyor. İşsizlik buralarda da ciddi boyutlarda. Yine testerelerini koymuşlar. Devam edip gidiyoruz. Yani bu az değil. Gördüğünüz gibi değerli seyirciler, bir sürü insan burada şu anda iş bekliyor. Sabahtan akşama kadar iş bekliyor. Bir iş aldıysa o işi bitiriyor, tekrar buraya geliyor, iş bekliyor değerli seyirciler. Burası o insanların iş bekleme yerleri olmuş. Bunun gibi şehrin çok farklı yerlerinde yine iş bekleme yerleri var. İşte sağımızdan arabalar akıyor, motosikletler akıyor değerli seyirciler. Solda da iş bekleyen insanlar Afrika'nın sıcağında sabahtan akşama bekliyorlar. Evet, yine burada boyacıları görüyorum. Burada da tesisatçılar var, arkada bekliyorlar değerli seyirciler. Borularını buraya koymuşlar. Eğer tesisat işiniz varsa biz bu işi iyi yaparız diyorlar. Malzemeleri burada, yerde çantaları var. Tesisatla alakalı bir iş olduğunda arabalar buraya yanaşıyor ve bu tesisatçılarla pazarlık yapıyorlar. Eğer pazarlıkta anlaşabilirlerse alıp götürüyorlar değerli seyirciler. Her işte bu geçerli. Yani marangozuydu, boyacısıydı, sıvacısıydı. Siz hangi meslek grubuna ait insanla çalışmak isterseniz başta muhakkak ve muhakkak pazarlık yapıyorsunuz. Anlaşıyorsunuz iş durumuna göre. Ondan sonra da alıp o meslek grubundan insanı götürüyorsunuz, işinizi yaptırıyorsunuz. Bir de vasıfsız işçiler var değerli seyirciler. Vasıfsız işçiler de günlüğü 2000 frank sefaya çalışıyorlar. 2000 frank sefa ne demek? 4 dolar civarı demek.
Çat'ta benzinler hala şişede satılmaya devam ediyor değerli seyirciler. 2002 yılında bu ülkeye geldiğimizde şişelerde benzinler satılıyordu. Şu anda bulunduğumuz tarihte de hala şişede benzinler satılmaya devam ediyor. Ama o yıllarda yani 2002 yılında Çat petrol ihraç etmiyordu. Petrolü buldu ve petrol ihraç etmeye başladı. Ama hala ülkede şişede benzinler satılmaya devam ediyor. Modern benzin istasyonları Çat'ta var mı? Var. Ama özellikle motorcular belki daha kolaylarına geliyor. Buraya gelip buradan şişelerden benzinleri dolduruyorlar. Buradan satın alıyorlar. Üstelik değerli seyirciler, burada benzin petrol istasyonlarına göre daha pahalı. Petrol istasyonlarında benzinin litresi 480 frank sefaken burada benzinin litresi 500 sefa. Yani burada 20 sefa daha pahalı. Evet, gördüğünüz gibi şişelerde benzinler satılıyor ama bizi esas şaşırtan petrol ülkesi Çat'ta bu benzinlerin hala daha şişelerde satılıyor olması. Dediğim gibi özellikle motorcular bunun talipleri. Ülkede motor kullanımı oldukça fazla. Dağ, taş, dere, tepe, her yer bu ülkede motor. Dolayısıyla motorcular bu benzin istasyonlarına, daha pratik olduğu için seyyar benzin istasyonlarına geliyorlar ve benzinlerini dolduruyorlar. Pahalı bile olsa onlar için fark etmiyor. İşte Çad'ı ziyaret ettiğimiz 2002 yılından beri şişede benzin satışı olayı değişmemiş değerli seyirciler. Çekimlerimiz sırasında seyyar eczanelere de rastlıyoruz. Yaklaşan seyyar satıcıya ağrı kesicim var mı diyorum. İlaçlara bakıyor ve aralarından bir tane ilaç çıkarıyor. Afrika sıcağında 40-45 derece sıcakta herhalde ilaçların ilaç diyecek hali kalmamıştır diye düşünüyoruz. İlaçlar paket içinde alınabildiği gibi isteğe bağlı olarak tek tek de satılabiliyor. İlaçlar arasında ağrı kesicilerin yanı sıra mide bulantısı önleyici, tifo ve sıtmaya iyi gelen ilaçları satıyorlarmış. Nijerya, Kamerun ve Çin'den geliyormuş bu ilaçlar. Ama Çin'den gelenlerin imitasyon ilaçlar olduğunu söylüyorlar. Seyyar eczanede satılan ilaçların fiyatları normal eczanelere göre 4'te 1, 5'te 1 daha ucuzmuş. Başkent N'Djamena'da kenar mahallelerde yollar toprak. Bu sefer de hayvan pazarına gidiyoruz. Bol kasisli, çok kötü yollarda ilerliyoruz.
aracımızda sallana sallana yol almaya çalışıyoruz. Kırsal alanlarda böylesi şişelerde benzin satanlara daha da çok rastlanıyor. Hayvancılığın çat ekonomisinde önemli bir yeri var değerli seyirciler. Bulunduğumuz yer başkent Encemenan'ın hayvan pazarı. Bu pazarda koyun, keçi, sığır, deve satılıyor. Başkentin en hareketli noktalarından bir tanesi bu hayvan pazarı. İlginçtir, motosiklet üzerinde koyun götürenlere bile rastlıyoruz. Ülkenin sembolü kuzeyde keçi, güneyde aslan. Uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalmış olan Çat, bugün dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden birisi. Çat petrol ihraç eden bir ülke olmasına rağmen halk benzin ve mazotu yine ucuz kullanamıyor. Benzinin litresi 480 frank sefa. Mazotsa ülkede benzinden daha pahalı. Çünkü ülke genelinde enerji ve elektrik üretimi mazotla çalışan yüksek kapasiteli jeneratörler aracılığıyla sağlanıyor. Ayrıca evlerde kullanılan yüzlerce jeneratör hep mazot yakıyor. Jeneratör kullanımı da çok olduğundan mazotun litre fiyatı 520 sefa. Milyon yıl öncesinde yaşadığı tahmin edilen kafatasına verilen isim Tumayi. Kafatası tas tamam bir kafatası değil. Sadece bazı kısımları kalmış. Bugün Ulusal Müze'de sergilenen kafatasının yanına da bir de imitasyonu yapılmış. 7 milyon yıl öncesine ait bu kafatası başkente 1000 kilometre uzaklıkta çölde 2001 yılında bulunmuş.
başkente 2000 kilometre uzaklıkta Çat Gölü'nün kuzeyinde Bahri Gazel bölgesinde bulunan bir başka diş ve çene ise 3,5 milyon yıl öncesine ait. Türkiye-Çat arasındaki siyasi ilişkiler 16. yüzyıla kadar dayanıyor. Bugünkü Çad'ın olduğu bölgede hüküm süren Kanem-Bornu Sultanı İdris Elevma ile 3. Murat arasında karşılıklı elçiler gönderilmiş, Osmanlı Devleti ile Kanem-Bornu Sultanlığı arasında ticari ve askeri ilişkiler geliştirilmiş. 1911-1913 yıllarındaysa bir subay komutasında yaklaşık 100 Osmanlı askeri başkent Encemenan'ın kuzeyine kadar gelerek sömürgeci güçlere karşı mücadele etmiş. Askerlerden bir kısmı Çad'ın doğusundaki Abeşe şehrinde kalmışlar. Bu şehirdeki Cenina Türk, yani Türk bahçesi olarak adlandırılan bu bölgenin ismi o günlerden kalmış. Günümüzde bile bu bölgede Türk kökenli aileler var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.